Merhaba çocuklar, bugün sizlerle vatan, millet sevgisini işleyeceğiz. İşe öncelikle kavramlardan başlayalım. Vatan nedir, millet nedir, bağımsız bir millet olmak ne demek, bağımsız bir vatana sahip olmak ne demek? Bunlar üzerinde konuşalım. Çok ayrıntılı durmayacağım bu konunun üzerinde. Çünkü videoda ne kadar bunu ayrıntılı anlatabiliriz, bu çok zor. Bunun için canlı dersimizde çok fazla vakit ayıracağız bu konuya. Ayrıntıları canlı dersimizde konuşacağız inşallah çocuklar. Şimdi gelelim vatan kelimesine. Sizce vatan nedir diye bir başlamak isterdim. Mesela sınıfımızda olsaydık eğer, sizlerin fikirleri de benim için önemli. Cevaplarınızı da hazırlayın. Canlı dersimizde de bu soruyu size yönelteceğim. Ben şöyle kısaca açıklayayım aslında vatanı. Vatan bir halkın üzerinde yaşadığı kültürünü Vatan, bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu, sınırları belli toprak parçasıdır. Bakın sadece toprak parçası deyip geçmedik. Değil mi? Kültürümüzü oluşturduğumuz bir sınırları belli toprak parçası dedik. Çünkü bu vatan bize atalarımızın emanetidir. Üzerinde tarihi ve doğal güzelliklerle doludur vatanımız. Vatanımız bizim sığındığımız yerdir. Değerlerimizi yaşattığımız yerdir. Kendimizi güvenli ve huzur içinde hissettiğimiz yerdir. Çünkü bütün canlılar barınmak, sığınmak, huzur ve güven içinde yaşamayı isterler. Ve bunun için bir yuvaya muhtaçtırlar. İşte insanların da yani bir milletin de yuvası vatanıdır. Çünkü insanlar vatanlarında huzur ve güven içinde hissederler kendilerini ve burada rahatça yaşayabilirler. Millet ne demekti ki? Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek, görenek birliği bulunan insan topluluğu demektir. Bakın çoğunlukla aynı topraklar üzerinde dedik. Çünkü insanlar göç edebilirler, eğitim maksadıyla veya çalışmak maksadıyla farklı ülkelere gidebilirler. Bu onların Türk milleti olmalarını değiştirmiyor ya da o milletten koptukları anlamına gelmiyor. Yine o millete ait o kişiler, yine o vatana ait insanlar. Ama sadece yerleri farklı olmuş oluyor, yerleri değişmiş oluyor. Yaşadıkları yer değişmiş oluyor. Ama bizler mesela buradayken de başka bir ülkeye gittiğimizde de her zaman Türk olmaktan gurur duyuyoruz, öyle değil mi? Veya vatanımızla, milletimizle, bayrağımızla, maaşımızla her zaman gurur duyuyoruz. Ve bunları yaşatmak için çaba sarf ederiz. Çünkü vatanımız bizim kendimizi güvende hissettiğimiz, sırtımızı yasladığımız, dayadığımız bulunmaz nimetlerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz'de de görüyoruz biz bunun izlerini. Nerede görüyoruz? Peygamberimiz Mekke'den çıkarılırken görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz suikast haberi geldiğinde Allah-u Teala tarafından ve Peygamber Efendimiz hicrete hazırlanırken bir yandan da kaygı içindeydi. Çünkü doğup büyüdüğü, 50 senesini geçirdiği, gençliğinin, evliliğinin, akrabalarının bulunduğu, evinin, barkının bulunduğu, işinin bulunduğu şehirden uzaklaşmak zorunda bırakılıyordu müşrikler tarafından. Ve bu yüzden canını korumak için de orayı terk etmek zorunda. İşte bunun için de Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le beraber Mekke'den ayrılırken şöyle bir arkasına dönüp bakar. Ve der ki, ey Mekke, seni çok seviyorum ama senin içindekiler bana rahat vermiyor diyerek orada hüzünlü bir şekilde hani oradan ayrılmak istemediğini dile getirir ve elinde olmasa Mekke'den hiç ayrılmayacağını ifade eder Peygamber Efendimiz. Tek vatanı Mekke miydi? Tabii ki değil. Medine'ye gitti Peygamber Efendimiz biliyorsunuz hicret ettikten sonra ve Peygamber Efendimiz Medine'ye vardığında da şu duayı söyledi orada. Allah'ım bize Mekke'yi sevdiğimiz kadar veya daha fazlasıyla Medine'yi sevdir. Burayı bizim için hastalıksız kıl ve Medine'yi bereketli kıl anlamında bir duada bulundu. Demek ki bizler vatanımızı, milletimizi sevmeliyiz. Onlar için elimizden geleni yapmalı. Vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat olmalı ve vatanımız, milletimiz için de dua etmeyi asla unutmamalıyız.
Bir diğer konu bağımsızlık konusu. Bizler bağımsız bir biçimde vatanımızda yaşıyoruz, değil mi? Peki bu bağımsızlık bize neler kazandırıyor? Yani bağımsızlık demek ne demek? Kimseye bağımlı olmadan, hiçbir ülkeye muhtaç olmadan, bağımlı olmadan yaşayabilmek demek. Bizler ülkemizde bağımsız bir biçimde yaşıyoruz. Bağımsız bir biçimde bayrağımızı, çünkü bağımsızlığımızın sembolüdür bayrağımız ve İstiklal Marşımızı gururla söyleyebiliyoruz. Bayrağımızı gururla dalgalandırabiliyoruz. İnançlarımızı, dini değerlerimizi elimizden geldiğince ve özgürce yaşayabiliyoruz. Çünkü bağımsızlık işte bize bunları ifade eder, bize bunları verir. Yani bizler bağımsız olmasaydık dilimizi, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi ve bizi biz yapan değerlerimizi yaşatamazdık, bunları yaşayamazdık. Çünkü nereye bağımlıysan onun fikirleriyle yaşamak zorundasın veya onların diniyle yaşamak zorunda kalırdık, Allah korusun. Yani bakın mesela en yakın örneğimizde ne var? Suriye örneği var. Suriyeli insanlar göç ettiler. Her biri bir yerlere gittiler, değil mi? Birçoğu da bizim ülkemize geldi. İsteyenler oldu, Türk milleti olarak istemeyenler oldu, haklılık payları da var veya haksız yanları var. Her iki taraf için de çok zor bir durum. Ama en zoru da Suriyeliler için. Çünkü vatanları kalmadı, vatanlarını terk ettiler. Ve haliyle de hiçbir yere sığamaz oldular. İşte çünkü insanı hatasıyla, kusuruyla, her şeyiyle kabul eden nedir? İnsanın vatanıdır. Ve insan güven içinde yaşadığı en huzurlu yerdir vatanı. Bayrak ve İstiklal Marşı'na geçeceğim birazdan. Bağımsızlığımızın sembolüdür dedik bayrağımız için. Aynı zamanda biz bayrağımıza baktığımızda, kırmızı rengine baktığımızda şehitlerimizi hatırlarız. Bizim için, bağımsızlığımız için, vatanımız için mücadele eden atalarımızı hatırlarız. Veya gazilerimizi hatırlarız. Her biri bakın bu vatan için, bu millet için canlarını feda etmişler. Kimisi canını feda etmekten çekinmeden savaşmış, kolunu bacağını kaybetmiş, kimi gözünü kaybetmiş, kiminin psikolojisi bozulmuş, kimi evladından, ailinden olmuş. Ama bir şekilde hepsi bir fedakarlıkta bulunmuşlar mı? Elbette bulunmuşlar. İşte bizler de bayrağımıza, İstiklal Marşımıza baktığımızda, bunları duyduğumuzda hep atalarımızı, bizler için verdikleri bağımsızlık mücadelesini hatırlarız. Ve elbette bizi biz yapan değerlerdir bunlar. Bir bayrağımız, bir İstiklal Marşımız. Mesela okulumuzda İstiklal Marşımızı söylerken hiç kimse başka bir şeyle ilgilenmiyordu, değil mi? Herkes dimdik bir şekilde bayrağımıza bakar, başı dik ve gözler bayrakta bir biçimde İstiklal Marşını söyler herkes. Büyük bir gururla, büyük bir onurla. İşte bunlar bizi biz yapan değerlerimiz. Ve şair, büyük şair Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşımızda bunu öyle güzel anlatmış ki din ve bayrak sevgisini, vatan sevgisini öyle güzel yansıtmış ki İstiklal Marşımızda bunu bize hediye etmiş Mehmet Akif Ersoy. Ve bizler orada bayrağın, hilalin, yıldızın, milletin, vatanın, hürriyetin, milli değerlerle iman, ezan, şehitlik, mabet, secde, cennet gibi manevi değerlerin nasıl güzel bir uyum içinde kullanıldığını görürüz. Ve bunların aslında iç içe geçmiş kavramlar olduğunu biliriz. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır çünkü. Ve bizler de nerede olursa olsun İstiklal Marşımız bizim milli manevi değerlerimizdendir. Milli mücadele yıllarında milletimizin çok böyle bu marşa çok ihtiyacı vardı ve işte o bilinci, o ruhu İstiklal Marşı vermiştir insanlara. O sayede bu vatan bu hale gelebilmiştir. Ve bizler de her İstiklal Marşı okunurken hazır ol vaziyetine geçeriz. Onu saygıyla dinleriz. Törenlerde, statlarda, okulda, her yerde İstiklal Marşımız okunurken büyük bir saygı içerisinde bulunuruz. Şimdilik bu kadar diyelim çocuklar. Yine ayrıntılar üzerine dersimizde konuşacağız inşallah. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.